Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye verilmesi yönünde talimat verildi. Konunun detaylarına ilişkin SGK uzmanı Ali Tezel'le konuşacağız. Sayın Tezel, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Tezel. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5.000 lira ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verildiğini açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz acaba bu açıklamayı? Doğru bir açıklama olmuş şimdi. Daha önce biliyorsunuz çalışan emekliye, çiftçi kayıt sisteminde olanlara, ziraat odasında kayıtlı olanlara, bir şirket ortağı olanlara vermemişlerdi. Evet. Bu bir haksızlıktı. Demek ki kamuoyundan gelen bu taleplere karşı Sayın Cumhurbaşkanı da onların haklı taleplerini geri çevirmemiş. Söylediğiniz gibi Grup Başkan Vekilinin açıklamasına göre de önümüzdeki günlerde meclisten bu konuyla ilgili tek maddeli bir kanun çıkar. Tabii muhtemelen Kasım'a yetişmez artık. Aralık'ta bu paralar çalışan emekli dedikleri çiftçilere, şirket ortaklarına ödenmeye başlanır. Muhtemelen Aralık'ın ilk haftasında. Evet. Peki 5.000 liralık bir ikramiye olacak bu. Yeterli olacak mı sizce? Tabii ki yeterli değil. Daha önceki 5.000 lira da yeterli değildi. Bu da yeterli olmayacak ama 5.000 lira olsa daha iyi. Çalışan çalışmayan diye ayrım yapılması, çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olanlara verilmemesi, bir vergi mükellefi olanlara verilmemesi, bir iş yerine çalışanlara verilmemesi bir eşitsizlik yaratmıştı. En azından yetmese bile bu eşitsizlik giderilmiş olacak. Evet, şimdi bir defaya mahsus olmak üzere deniliyor bu ikramiye için. Sizce devamı gelir mi? Ben geleceğini sanmıyorum. Çünkü gelecek olsa biliyorsun her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2.000 lira tüm emeklilere ikramiye var. Orada bir artış yapılmadı. Beklenti emekli maaşlarına yüksek bir artıştı ama o da yapılmadı. Sadece bir defalık 5.000 lira yapıldı. Ocak ayında da biliyorsun %40'a yakın bir zam demeyelim de enflasyondan kayıplarını alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emekleri. Memur emeklerde %15'lik toplulaşma farkıyla %50'yi aşan bir oranda ücretlerinde bir artış alacaklar. Evet. Bir defalık olur, ikinci defa olacağını sanmıyorum. Peki nasıl olacak peki? Kanun çıkarmadan düzelmez deniliyor aynı zamanda. Doğrudur. Meclisten kanun çıkması gerekiyor. Nasıl 5.000 lira ikramiyle ilgili meclisten bir kanun çıkmıştı. Aynen onun gibi bir tek maddelik bir kanun çıkması gerekiyor. Şu anda zaten mecliste görüşülen bir torba yasa var. Sanırım haftaya çıkacak. 80 maddeye yakın. Evet. Ona da bir madde bu sebeple ilave ederler. Haftaya da meclisten çıkar diye bekliyorum. Emekliler nasıl karşılayacak sizce bu açıklamayı? En azından haksızlığa uğramış olan şirket ortakları, çiftçi olanlar bu haksızlığı giderildiği için en azından sevineceklerdir. Rakam yüksek değil ama yüksek olmasa bile diğerlerine verilip çalışan dediği kesime verilmemesi bir haksızlık oluşturmuştu. Evet. Evet Sayın Tezel, aktardıklarınız için teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta sizin de? Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi yönünde talimat verildi. Detayları SGK uzmanı Ali Tezel'le konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.